Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evimizin giriş kapısındayız. Çünkü buradaki kocaman ayakkabılarımızı düzenleyeceğiz. Şu mont kısmına aslında girebiliriz ya mont kısmına. Bir şey yok ki orada. Üst tarafları falan boşaltacağız biraz. Evet, o kısma da girelim. Gireriz. Eğer enerjimiz kalırsa. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evimizde en çok sevdiğim yerlerden biri. Burası. Ciddi anlamda söylüyorum. Arkadaşlar bizi uzun zamandır takip ediyorsanız taşınmadan önce burada kocaman kahverengi dolap. Buralarda falan böyle. Kapının üstünde falan hani tavanlarda da devam eden bir dolap vardı. Bir de kahverengi olduğu için çok kapalı gösteriyordu girişi. Evet, bir de kapımız da siyah olduğu için siyah kahverengi, evin kapıları kahverengi böyle çok boğuk bir kısmıydı. Bir de şeydi, hani bu böyle burada değildi yani bir 20 santim daha falan dışarıdaydı dolap. Evet. Böyle boy aynalı yaptırdı Seda. 4 tane kapısı var. 4 tane ayna koydurdu. Hı hı. Burası gerçekten çok ferah ve geniş duruyor yani. Aynen. Içerisinde. Bence mesela bu duvar kağıdı da buraya çok evet. Yakıştığını düşünüyorum. Bu giriş alanımızı böyle yaptık. Biz taşınımızdan beri bize denilen tek şey bir tek kapınız, dış kapınız kalmış. Keşke onu da değiştirseniz ama dış kapı kahverengi olsaydı gerçekten bu ortamı biraz bozacaktı bence. Arkadaşlar ama Allah'tan siyahtı. Yoksa dış kapımız siyah. Mesela annemlerinki aynı sitede olmasına rağmen, aynı kapı olmasına rağmen bir tık kahverengi ama bizimki niye siyah hiçbir bilgi yok. Öyle olsaydı büyük ihtimalle değiştirecektik zaten. Büyük ihtimalle kesin değiştirdim. Çünkü gerçekten evin içinin genel şeyine uymuyordu. Evet, siyah olduğu için ben rahatsız değilim. Kapımı da seviyorum. Hani çok değiştir yazan var. Ama biz şimdilik değiştirmeyi gerek, düşünüyoruz. Gerek yok zaten. Gerek de duymuyoruz. Zaten şu sizin tam olduğunuz yerin yan kısmında işte plaketin yanında siyah dekor yazısı falan var ya onunla da uyum sağlıyor. Ya bir de şöyle hani beyaz, evimiz komple beyaz olduğu için hani beyaza siyah sırıtmıyor. Hı hı. Ama mesela kahverengi olduğu zaman beyaza kahverengi gerçekten sırıtıyor. O yüzden evet. Şu an bir mahsur yok yani. Şimdi suyumuzu hazırladık. Hazırlarken biraz çektim. Normal bir adet kovasına biraz su ve sirke koydum. Ben topukluları koyacağım, düzenleyiciyi getireyim. Burada bunu koymayacağım mı? Yok. Arkadaşlar şöyle bir düzenleyici var. Bunu sizlere daha önce göstermiştim. Bana Instagram organizerliği @ evim sayfasından geldi. Buna topuklularımı koymayı düşünüyorum. Direkt buna koyacağım. Ayakkabının en üstüne doğru böyle ittireceğim. Topuklu her zaman giydiğimiz bir şey değil. Giyeceğim zaman bunu çıkartacağım. Artık üstüme hangi topuklu. Peki onu nereye koyacaksın? En üstte. Bana bir tık bol kaldığı için bir sırasını ben boş bırakacağım. Zaten diğer kısımlara yeter. Çok fazla topuklum yok. Bahadır bezi aldı ve en üst tarafı. Silebilirsin. Sileyim mi? İyice köşeleri. Önce yanları silseydim. Niye? Hani alt kısım pis ya, önce temiz kısmı. Kamerayı zor tutuyorum. Arkadaşlar biz taşınırken de kullandığımız böyle piknik örtülerinden aldık. Neden bunu tercih ettik? Şöyle bunların bir tarafı, iç kısmı su geçirmemesi yani piknikte bir şey döküldüğünde işte çay su falan masaya geçmemesi için streç film kaplı gibi bir tarafı. Diğer tarafı da kağıt. O yüzden bunlar hem taşınırken çok iyi oluyor hem de böyle ben ayakkabılık raf içinde kullanacağım şimdi. Şu artan parçada bir alt rafa büyük ihtimal tam denk gelecek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Temiz oluyor böylece hem güzel oluyor. Özellikle şimdi böyle koyduk bir de bunların üstüne de kutular halinde koyacağımız evet. İçin temiz olacak yani bu çok kirlenmeyecek bu şeyler. Aynen. Şimdi ben topukluları buraya dizdim. Zaten bahsettiğim gibi hani çok fazla topuklu tercih etmiyorum. Sadece düğünlerde falan tercih ediyorum. Mesela bu kınada giydiğim topuklu, bu düğünde giydiğim, şu nişanda giydiğim. Hep böyle düğünler için falan aldım. Bunu Gizem'in kınasında giymiştim. Bu çok rahat bir topuklu. Çok fazla yüksek değil. Normal böyle akrabaların düğünlerine falan giderken giymek için almıştım. Bunu da yine birinin düğünü için aldım ama kimin düğünü bilmiyorum. Stiletto mu oluyor aşkım? Bu da abimin düğünü için aldığım bir topuklu. Dediğim gibi günlükte topuklu kullanmıyorum. Bunları zaten hep kaldırırken ben böyle temizleyip kaldırdığım için şu an hepsi temiz. Ve bunları artık yerleştirebiliriz.
Tamam, bir tık işte. Biraz dışarıda kaldı ama burada hani boş bıraktık ya. Hı-hı. Orası içeri katlanacak böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sefer botlarımızı aldık. Versene. Ben sana taksana hatta. Tak öyle. Takalı. Şöyle size alışveriş videomda göstermiştim. Botlar için böyle büyük bot saklama kutularından almıştım. Şimdi botlarımızı temizleyip bunun içerisine yerleştireceğiz. Bundan 5 tane var. Normal ayakkabıları da bunların bir küçüğünden aldım. Erkek ayakkabı kutusu olanlardan. Onlara yerleştireceğim. Ama önceliğimiz botlar. En tepeye geçecek olanlar botlar çünkü. Arkadaşlar şimdi şöyle botları ve büyük ayakkabıları böylece kutulara koyduk. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu bence. Burada da benim botlarım var. Benim botlarım normal bu erkek ayakkabısı diye satılan kutulara sığdı ama böyle ket tarz olanları bunlara koydum. Burada da böyle daha ince hani topuklu botlar olur ya. Ve Bahadır'ın da böyle düğünlerde giydiği klasik böyle büyük ayakkabıları var. Onlar da yine erkek ayakkabıları kutularına sığdı. Yine temizledik. Şimdi kutuları buralara yerleştirdik. Zorlamalı gidiyor ama. Şöyle daha çok sığdırmamız için dik koyalım dedik. En üstte de Bahadır'ın ayakkabılarından iki tane sığdıracağız oraya. Mesela şu. Tamam. Bunları da dik dik yerleştirelim. Şöyle 3, 4, 5. Şöyle 5 büyük bot kutusunu bu şekilde yerleştirdik. Şunlar kaldı. Arkadaşlar topukluları bunun içine koymuştuk zaten. Böyle yanlarına da ayakkabı kutularını koyduk. Üstüne 2 tane sıkıştırdık. Şu araya girmedi bir tanesi. Oraya da girse güzel olacaktı. Büyük botları, buketleri falan buraya koyduk. Yanına bir tane küçük koyduk. Önü boş kaldı. Buralara büyük ihtimal bobet falan koyarsın. Şimdi de spor ayakkabı sığmazsak falan. Sığmazsak deneriz ama bence sığar. Sığar daha çok çekmece. Evet arkadaşlar, ayakkabılığımızın son hali bu şekilde. Şu bot gözümüzü yoruyor, farkındayım. Ben bir şey söyleyeyim mi? O kağıtlar da benim gözümü yoruyor şu an. Kağıt en üst ikide, yani kutuların altına koyduk. Kutular çizmesin diye canım. Biliyorum. Buralara koymadım çünkü bu ayakkabıları sürekli çıkartıp sokarken kağıt yamuk yumuk falan olacaktı. Hiç sevmediğim bir şey. Üst raflara koyduk iki tanesine. Orada zaten kutular var hani. Mesela şu botlarını şuraya alabiliriz ya. Bir altına Bahadır'ın ayakkabılarını koyduk. Ayakkabıları? Fark ettik ki Bahadır'ın ayakkabısı yok. Bir tane var. Kapının önünde yırtık. De var canım. Ha şimdi o bir tane beyaz, onu siz aldınız zaten şeyde. Bunu da almıştım, şurası da yırtık. Ama yani. Bahadır bu benim suçum değil. Sana ayakkabım da mı? Ha şimdi evet, ben senlik bir suç var demedim ki bir tanem. Yani yok ayakkabım yok diyorum, sen hep inanmıyordun bana. Yani Bahadır'ın ayağına göre ayakkabı bulamıyoruz. Ya aslında bulabiliyorum, şöyle bulabiliyorum. Çok mağazadan güzel. Bulabiliyorum. Ve İnternetten mesela oluyor. Geçen gün aldım, 47 numara aldım, daracık bir şey geldi, ben de abimin doğum günüydü, o vesileyle ona hediye evet, ettim. Evet, Faruk abiye hediye aldım. Yani ben mağazaya gidip deneyerek aldığım zaman bulabiliyorum. O da Adidas Nike'da, gerçekten hani marka takıntım olduğu için değil, oralarda bulabiliyorum bir tek. Onlar çünkü 50'ye kadar üretiyorlar. Ama bu dönemde de gidemediğimiz için işte hep terlikle geziyorum ben de her yerde. Şu son iki tarafta bobetler, alt tarafta bobetler ve bobetlerin arkasında terlikler var. Bunları gene aldım zaten.
biliyorsunuz. Şu arkada da denizlerde giydiğim falan. En alt taraflar boş arkadaşlar. Tartıyı falan koyuyoruz. Buralar falan hep boş. Ve en altta böyle iki tane kutulu var. Bir üstteki kutuda deniz ayakkabısı var. Bir altındakinde de ne var? Benim kahverengi klasik ayakkabı. Bahadır'ın bir tane klasik ayakkabısı var. O da kutular ısınmadığı için buraya koyduk. Burada böyle 3 tane çanta var. Ufak el çantaları. Hani böyle 2-3 günlük tatile giderken alıp götürdüğümüz el çantaları var. Şimdi biz burayı düzenlerken dedik ki madem bu alt kısımlar boş, kurutmaya o zaman buraya ama... Niye? Eni sığmayacak. Sığabilir ya. Sığmaz. Biliyorsunuz ki aşırı düzenli bir insan değilim. Yani elimden, benim adım Hıdır, elimden gelen budur diye bir laf var ya. Yani hani öyle çok kimisi... Olmuyor değil mi? Kimisi hani böyle çok aşırı düzenlidir falan ya. Bende o yok yani. Ben buyum arkadaşlar. Dediğim gibi elimden gelen bu. Buradaki şeylerim var ya. Oraya koyacağım. Arkadaşlar şimdi sıra geldi bu bir önceki videoda bir önceki videomu bilmiyorum. Bir videomda gösterdiğim bu dekoratif çerçeveleri duvara asmaya. Bu problemimiz şu ki aralarında kalması gereken mesafe 23 nokta. Yok, aslında problem değil, doğrusu o. Doğrusu. Problem değil. Şöyle diyelim. Şu asacağımız duvar atıyorum 2.60. Bir dakika aşkım. Bak. Bu asacağımız duvar 2.60. 2.65. Çerçevelerin tanesi 25 santim. 5 tane var 1.25. 2.65'ten çıkarınca 1.40 kalıyor. Bu da 1.40'ta aralarındaki mesafe. 6'ya bölüyorsun, 6 boşluk var. Kaç yapıyordu? 23.3. Şimdi buradan başlayarak 23.3'ü bulacağız. Yukarıdan da 60 santim biz istedik. Evet. Sedacığım sen bana kalemi ver. Beş ortası beş. Tam 12.5. Vida oturacak ya. Tamam. Bana önemli olan vida yeri. Arkadaşlar inşallah saçma biz şey yapmıyoruz şu an. Şimdi burası aralığın bittiği yer değil mi? 25 santim çerçeve, 23.3 şey, 12 ile hesaplayalım. Tamam, ben niye yanlış yaptım böyle? Hesaplayalım. Hayır, ben bir şey yanlış yapmadım ki. Ben çerçevenin yerini çizecektim. Tamam, 1, 2, 3, 4. Bitir. Olmadı. Hiç şey yapmaya gerek yok. Niye aşkı? 1, 2, 3, 4, 5. Niye olmadı? Çünkü... Benim dediğim gibi yapmadım. Sen bana yanlış hesap yaptırdın çünkü. Sen ölçü hesaplamaya çalış. Niye 6'ya böldük ki zaten? 5'e böleceğiz biz. Hayır ya, başında ve sonunda boşluk oluyor aşkım. Arkadaşlar beynimiz gerçekten durmuş. Hayır bak şimdi ben size... Durmuş durumda. Ben size şimdi yapacağım bak. Şimdi bu çizgi 2.65'lik duvarımız. Tamam. Tamam mı bak? 125. Kendimi şey problem sen... çözemeyen öğrenci gibi hissediyorum. 265. 5 çerçevenin de 6 aralığı olacağı için şimdi şöyle düşün. 6'ya bölüyorum. Hadi rastgele koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aralıkları hesapla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 146'ya böl 23.33 çıkıyor. Niye olmadı bebeğim ya? Arkadaşlar kağıtta tutuyor. Biz yapınca tutmuyor. Şükür olsun ki yaptık. Aslında az önceki mantıkla yaptık ama tuttu bu sefer. O kadar uğraşmamıza gerek yokmuş. Yani az önce neyi yanlış yaptık bilmiyoruz ama aynı ölçümlerle yaptık. Bu sefer tuttu. Demek başka bir sıkıntı vardı. Arkadaşlar çok şükür tam olarak istediğim gibi oldu. Bu çerçeveleri İlda Design'dan aldım. Instagram'dan. Şu anda ekrana yazarım zaten. Nasıl göstereceğimi de bilemedim. Çerçevelerimiz şu an boş ama şöyle baktığınız zaman koridora, tabii şu an dağınık oralar da, koridora çok güzel bir şekilde uyum sağladı. Bu duvardaki boşluk beni gerçekten rahatsız ediyordu. Ama böyle 5 tane çerçeveyle tatlı bir alan oluşturduk. Tabii içlerine böyle bizim siyah beyaz işte düğün dış çekimlerde çektirdiğimiz fotoğraflar gelince tadından yenmeyecek diye düşünüyorum. Gayet tatlı oldu. Bilmiyorum siz beğendiniz mi ama ben çok sevdim. Çok beğendim. Yani evimizin yeni üyesi şu anda evi süpürüp siliyor. Hep soruyordunuz nasıl siliyor diye. Ön kısmından süpürürken arkadan sile sile devam ediyor. Abartmıyorum yani. Ben de ilk defa deniyorum ve çok memnun kaldım. Kesinlikle bence parasını hak ediyor. Zaten yerler parlıyor.
parlaklığını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ve şu anda çok güzel çamaşır suyu kokuyor. Ben çünkü suyunun içerisine çamaşır suyu da ekledim. Şu an bu arada şu parkenin kendisinden kırık var. Şey toz değil yani, onu bırakmadı. Şimdi mutfağa geçti. Tek sıkıntımız kapıların arkasını silip süpürmemesi. Onun dışında hiçbir sorunumuz yok kendisiyle. Ama ben şimdi bugün biraz büyük temizliğe kalkmıştım. Halıları falan hep kaldırdım. Kapıların arkasında ben kendim elimle sileceğim. Böyle yani. Şimdi sile sile geldi. Nasıl sildiğini... Şu alt kısmında bir paneli var. Bakın farklı bir şey var. O kısımda siliyor. Önden süpürüyor. Süpürdükten sonra silerek geliyor. Silme işlemini çok merak edenler oluyordu. Tabii önce bu köşeleri aldı. Bunlar da kir değil, leke. Önce köşeleri aldı, şimdi orta kısımları siliyor. Tam köşeye gitmemesinin sebebi o. Mantığı bu şekilde çalışıyor. Odaya girince önce köşelerini, bütün hepsini geziyor. Sonra orta kısımları siliyor ya da süpürüyor artık. Ne görev verdiyseniz. Buraya geldiğime göre ne yapıyorumdur? Tabii ki videoyu kapatıyorumdur. Tek seferde söyledim. Saat bayağı bir geç oldu ve bugün gerçekten çok yoruldum. Hani size göstermediğim daha farklı birçok işte yaptım. O yüzden çok yorgun hissediyorum ve hemen uyumak istiyorum. Hatta editimi de bu gece yapmayacağım, sabah yapacağım. Yani sizin izleyeceğiniz gün erkenden uyanıp editimi yapıp yüklemeye koyacağım. İnşallah yetiştirebilirim. İnşallah videoyu da beğenmişsinizdir. Genelde böyle bir yeri düzelterek attığım videoları, yani düzenim çok eleştiriliyor. Hiç düzenli değilsin gibi ama dediğim gibi benim elimden gelen bu. Benim kolayıma nasıl gelirse o şekilde düzeltiyorum. Benim için temiz olması her zaman daha önemli. Çok da dağınık da değilim ama çok aşırı da düzenli değilim yani. Bunu kabul ediyorum. Videoyu kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bugün evimizin yeni üyesi sağ olsun bize çok yardım etti. Yardımcı oldu. Silme işlemini nasıl yapıyor diye soranlar çok oluyordu. Ben de ilk kez denedim ve gerçekten çok memnun kaldım. En başından beri dediğim gibi tek sıkıntısı kapıların arkasını süpürüp silmemesi. Daha doğrusu şöyle, ben bütün evi aynı anda süpürdüğüm için kapıların arkasını süpürüp silmiyor. Ama odanın kapısını kapatırsanız ve sadece o odayı süpürmesini söylerseniz sadece o odayı süpürür ve böylece kapının arkasını da süpürmüş, silmiş olur. Ama ben bütün evi genelde başlattığım zaman bütün evi süpür diyorum veya bütün evi sil dedim bugün. O yüzden kapıların arkası eksik kaldı ama bu benim için problem değil. Yine elime bile daldım ve kapıların arkasını sadece sildim. Yani zorlanmadım. İyi ki almışım gerçekten. Hiç pişman değilim. Bence parasını da hak ediyor. Alıp da pişman olan da pek görmedim açıkçası. Öyle yani, videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.